Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle pamuk gibi yumuşacık üçgen poğaçalar yapacağız. Yapması çok kolay, çok pratik. Yani tek tek elinizle şekil vermekle uğraşmayacaksınız. Görüntü olarak da gayet güzel olacak. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Hamurumu yoğurayım, mayalanmaya bırakacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın lütfen. Desteğiniz için de şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamurum için bir tane yumurtamın beyazı var. Sarısını üzeri için ayırdım. Şöyle bir paket maya, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, şöyle bir su bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı da ılık süt. Bunları karıştıracağım. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek elime yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Şöyle hamurumu toparlıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Daha fazla da eklemeyeceğim. Siz de yanınızda 5-5,5 su bardağı un bulundurun. Şöyle güzel toparlayıp yoğuruyorum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Şöyle bakın, yoğururken bu elime böyle yapışıyor. Şimdi aynı şeyi temiz elimle de göstereceğim. Şöyle yapayım. Bakın. Bu elime böyle yaptığım zaman yapışmıyor. Şöyle alayım. Bakın. Kıvamı bu. Bu şekilde olacak. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Şöyle üzerini açıyorum. Bakın gayet güzel kabardı. Şöyle bir toparlıyorum. Hamurumu 4 eşit bezeye böleceğim. İç harcı olarak da şöyle 250-300 gram kadar lor peyniri ve çeyrek demette maydanoz var. Kenara alıyorum. Hamurumu şöyle toparladım. Çok az un kullanabilirsiniz bu arada. Hamurunuzu açarken. Şöyle mümkün olduğunca eşit bezeler yapmaya çalışacağım. Bir tanesini nasıl yaptım ayrıntılı göstereceğim. Zaten diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayacağım. Hamurumu güzelce yuvarladım. Çok az un atıyorum. Dediğim gibi çok fazla un kullanmayın. Kenara alıyorum malzemeleri. Bir oklava yardımıyla açıyorum. Zaten hamurum yumuşacık. Yağlı da bir hamur zaten. Çok fazla yapışma gibi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi çok az un kullanabilirsiniz. Şöyle bir açtım. Şimdi böyle dikdörtgen şekilde açtım. Çok kalın bırakmayın. Çünkü rulo yapacağız. Şöyle uzun kenarlarına bakın karşılıklı iç harcımdan yerleştiriyorum. Sadece kenar kısımlarını kullanacağım. Aynı şekilde bu kenara da dediğim gibi bir tanesini ayrıntılı gösteriyorum. Diğerlerini de zaten aynı şekilde hazırlayacağız. Şöyle yaptım.
Daha sonra şuradan başlıyorum. Böyle rulo yapıyorum. Şöyle rulo yaptım. Yine bu şekilde bu karşıdan da yine rulo yapıyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla tam ortasından kesiyorum ve şöyle toparlıyorum. Aynı şekilde yine bunu da. Şimdi keseceğim, onu da göstereyim. Şu şekilde. Bakın, üçgen şekilde kesiyorum. Nasıl dinlediğimi de güzel böyle ayrıntılı göstereyim. İç harcı olarak başka malzemeler de kullanabilirsiniz bu arada. Patatesli, tahinli, zeytin ezmeli ya da çikolatalı da yapabilirsiniz. Bu şekilde dilimledim. Aynı şekilde yine bunu da dilimleyeceğim. Diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle hatta göstereyim yine. Bu şekilde hazırlayayım. Şimdi bunları şöyle alacağım. Daha sonra tepsimin içerisine yerleştireceğim. Poğaçalarım hazır. Bu şekilde iki tepsi çıktı verdiğim ölçülerden. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Üzerlerine de şöyle ayırdığım yumurta sarısından süreceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Bu şekilde tamamının üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Poğaçalarımın tamamının üzerine yumurta sarısını sürdüm. Şimdi pişmeye hazırlar. Poğaçam fırından çıktı. Diğer tepsi de pişiyor. Bunu aldım. Şöyle yakından göstereyim. Görüntü olarak. İç kısmını da göstereyim. Bakın gayet yumuşak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.